Türkiye'nin en büyük savunma kuruluşu ASELSAN İDEF 2023 için farklı hava savunma sistemleri geliştirdi. Ve bu hava savunma sistemlerini de e, burada gördüğünüz açık alanda sergiledi. Nedir bu hava savunma sistemleri? Şöyle bir üzerinden kısaca geçmek gerekirse ki tek tek de tanıyacağız. Bunların başında Gökbert geliyor. Mobil lazer silahı. Sonra Gökdemir füze fırlatma sistemi. Göksur hava ve füze fırlatma Dördüncüsü de Gürs hava ve füze savunma sistemleri olarak yer alıyor. İsterseniz tek tek bir yanlarına gidelim. Neler var neler yok birlikte görelim. Evet ilk olarak Gökberk'ten başlayalım. Gökberk lazer silahı yani lazer nedir? Biliyorsunuz normalde insansız hava araçları, dronlar konusunda bir hava savunma sistemi oluşturulması gerekiyor. Elinizde örneğin makinalı top füze atışı değil, lazerle vurmak istiyorsunuz. İşte burada devreye Gökberk gelecek. Gökberk yakın hava savunma sistemi drone ve İHA'lar için özel olarak geliştirmiş durumda. İçinde 5 kW gücünde lazer üretimi için gerekli enerji oluşturuluyor ve arkasından yukarıda gördüğünüz sistemle birlikte bu atış gerçekleştiriliyor. Burada tabii ki bazı Aselsan'ın ek sistemleri var. Örneğin görmüş olduğunuz kamyon BMC'nin. Onun dışında örneğin Kangal. Kangal sistemi burada Aselsan'ın geliştirdiği ve çeşitli İHA ve drone sistemlerini karıştırarak devre dışı bırakan özel bir elektronik harp sistemi. Genellikle bu sistem 6x6 araçların üzerine oturtuluyor ve konuyla ilgili teknolojide de Aselsan'ın işbirliği yaptığı kurumların başında da TÜBİTAK Bilgem geliyor. Diyeceksiniz ki lazer sistemi nasıl drone ve İHA'yı devre dışı bırakıyor. Burada şöyle bir durum var. Oluşturulan yüksek elektrik gücüyle birlikte lazer üretiliyor ve lazerle drone'a veya İHA'ya tutularak mesela harp başlığı, elektronik sistem veya o füzenin, drone'un, kamikaze İHA'nın neyse artık o tehdidin yöneltmesini sağlayacak başlığı yakılıyor. Yakıldıktan sonra artık güdümsüz bir şekilde işe yaramaz hale geliyor. Bazen de ufak drone sistemlerinde örneğin pervaneye, pervaneye tutan kollara isabet etmesi aerodinamik olarak o e, saldırı yapacak. Hava aracının uçamaz duruma gelmesi sağlanıyor. Fakat da bir lazerle ilgili bir şey var. Lazeri belirli bir metreye kadar etkili. Örneğin 100 metreye atacaksınız. Bunun etki alanı için üretmeniz gereken güç belli ama tutup da bunu 10 kilometre, 20 kilometre, 50 kilometre atacaksanız o zaman devasa güç üreten sistemler geliyor. Hatırlayacaksınız bilim kurgu filmlerinde örneğin Star Wars'ta lazerlerle ateş ediliyor. Henüz daha o kadar uzaklara o etkide gidebilecek lazerler henüz daha çok fazla piyasada yok. Bu konuyla ilgili de önemli Arge faaliyetleri yapılıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri lazerlerin etkinliğinin arttırılması için hava savunma sistemi olarak kullanılması için ciddi yatırım gerçekleştiriyor. Bir başka önemli projede İngiltere'nin başını çektiği 6. nesil savaş uçağı projesi Tempest. Tempest seçilen Rolls-Royce motorlarının bir başka özelliği de çok yüksek elektrik gücü üretebilmiş olması. Hedef bu motorlar üzerinden lazer atışı ile e, bu uçağa tehdit olarak atılacak hava hava füzelerinin devre dışı bırakılması veya gerekiyorsa bu lazer silahıyla belki de yakın havada it dalaşında karşıdaki hava aracının devre dışı bırakılması ama lazer gerçekten bu sistemler açısından farklı bir yere sahip. Şimdi gelelim Gökdemir fırlatma sistemine. Bu fırlatma sistemi füze olarak TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Gökdoğan füzesini kullanıyor Gökten füzesi dediğimiz zaman hemen hatırlayacaksınız Türk Hava Kuvvetleri'nin hava hava amaçlı geliştirilmiş TÜBİTAK SEGE tarafından teknolojisi geliştirilmiş çok önemli bir füze bu füzeyi yapılacak modifikasyonlarla bunları tabi ASELSAN gerçekleştiriyor bir havadan yere atılan füze haline getiriliyor Haziran 2022'de entegrasyonu gerçekleştirildi halen e, bu konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Amaç burada tesisleri korumak, gelecekte sistemin deniz konuşluğu oluşturularak hava savunma sistemlerinin oluşturulması. Bu konuyla ilgili çalışmalar halen devam ediyor. E, baktığınız zaman gerçekten oldukça büyük 8x8 araç üzerine entegre edilmiş Seyit aracın adı. E, bu sistem üzerinden arkadaki füze lançerlerine yerleştirilecek gökdoğanların, atışları yapılacak. Lançerlerden gördüğümüz kadarıyla 4x2 toplam 8 adet füze konulacak. Böylelikle tesislerin korunması için önemli bir e, bir altyapı Aselsan tarafından sunulmuş olacak. Bir başka hava savunma sistemi ise Gürs. Bu Gürs 8x8 aracın üzerine, Seyit aracının üzerine yerleştirilmiş durumda. E, Gürs özellikle intikal sırasında konvoyları koruyacak veya sabit tesis binaların korunmasında da kullanılacak. Buna bir şekilde yerli pansir de dememiz mümkün. Çünkü arkasındaki silah yüküne baktığımız zaman hemen ön tarafta 35 milimetrelik atom mühimmatı atan silahı görüyoruz. Arkasında da 4 adet çok alçak irtifa 4 adette alçak irtifaya karşı hazırlanmış füze kullanılıyor. E, bu arada tabi araçta AESA olarak adlandırılan aktif faz dizili radar sistemi var. Atış kontrol sistemi var. Veri bağı ve sensörlerle birlikte çalışıyor. Ve aracı e, özellikle intikallerde kullandığınız zaman oldukça başarılı. Bu en son Ukrayna savaşıyla da birlikte bu tür araçların oldukça yoğun olarak savaş sahasında kullanıldığı veya ihtiyaç duyulduğu da gözüküyor. Sistem Ruslar tarafından geliştirilen Panzer ile birlikte hava savunmada yeni bir sayfa açıldı. Aselsan da buraya kendi çözümleriyle birlikte farklı bir bakış açısı oluşturmuş durumda. 8x8 aracın yan tarafında bir komuta kontrol sistemi de bulunuyor. Bu komuta kontrol sisteminden radardan gelen bilgiler veya veri bağıyla diğer sistemlerden radarlardan gelen bilgiler değerlendirilerek hava savunma gerçekleştiriliyor. ASELSAN'ın ilk hava savunma sistemlerinden biri de hatırlayacaksınız Korkut. Korkut ilk olarak sağ tarafında görmüş olduğunuz zırhlı muharebe aracı üzerine entegre edildi ve gerçekten çok kuvvetli bir e, makinalı top yerleştirildi. Bu top 35 mm. Ardından bu fuarda da yeni bir konsepte geçildi. Görmüş olduğunuz Arma serisi 8x8 aracın üzerine entegre edilen Korkut'u görüyorsunuz. Korkut burada çift namlulu olarak bir tasarıma gidilmiş. Hemen üzerinde optik algılayıcı sistemler yan taraflarına dikkat çekiyor. Ve buradan bu sistem 35 mm atom mühimmatı gerçekleştiriyor. Atışı gerçekleştiriyor. Hareket halinde... E, gidebilirken atış yapabiliyor, hareketli hedefleri rahatlıkla vurabiliyor. Otomatik hedef takibi gerçekleştiriliyor. Burada iki farklı tip mühimmat seçimi imkanı var. E, hem atom mühimmatı, parçacık tesirli veya farklı mühimmatlarda kullanılabiliyor. Otomatik şeritsiz mühimmat besleme mekanizması gerçekleştirilmiş buraya yerleştirilmiş durumda. 35 milimetre parçacıklı mühimmat kullanımında da yüksek bir atım gücü var. Dakika da 2 çarpı 550 yani toplam 1100 atış gerçekleştirebiliyor. Zırhlı araçlarda paletli sistemlerin yanı sıra artık tekerlekli araçlara da bunun konulmuş olması e, hareket imkanını hızlı intikalin gerçekleşmesine imkan sunuyor. Özellikle işte konvoylar, drone saldırıları bu gibi durumlarda atış radarının Hedefleri belirlemesi ve atışıyla sistem çok verimli hem de bir işlerinde tabi savaşların bir ekonomik tarafı var, çok da ekonomik operasyon yapılabiliyor.